Sayın Cumhurbaşkanı çok enteresan. G20'de herkesle görüştü birebir. Biden'la ayaküstü görüştü. Ayaküstü görüşmek ne demek ya? Bir kere bunun bir parantezini çizelim. Amerika ne ya? Amerika kim ya? Niye bu kadar uzlaşılmaz ulaşılmaz gibi bir tavır sergiliyoruz? Görüşmezse görüşmez. Amerika bana muhtaç. 50 kere söylüyorum. Türkiye olmadan ne bu topraklarda bir proje yapabilirler ne de herhangi bir şey yapabilir. Hiçbir şey yapamaz. Şu anda Biden efendi lütfetti de ayakta bizimle bir iki kelam etti, görüştü. Orada da İsveç konusunu yine gündeme getirdi. Çok enteresan. İsveç neymiş? Onaylanırsa onaylayın diye bastırıyor bu arada. Meclisi bekleme diyor gerekirse. Onayla. Sayın Cumhurbaşkanı da güzel bir şey söyledi. Sende nasıl dedi parlamento var, senato var. Şimdi bende de parlamento var. Parlamentonun kararını bekleyeceğiz diyor. F-16 şantajını yenilemeyi devam ettiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı dedi bu kabul edilebilir bir durum değil artık dedi. Günaydın, biz bunu yıllardır söylüyoruz. Yani ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na ve meclisteki milletvekillerine de sesleneyim. Şu anlamda bu kötü bir şey değil. Ya F-16'lı falan şunu bunu beklemeyin. Bu adamlar oyalıyor. Sen İsveç'i geçirmemesi lazım da hadi büyük bir garabet içinde, bir dalalet içinde, bir gaflet içinde İsveç'i onayladı meclis. Yazıklar olsun. Sana yeni bir cephe açılacak. Sen F-16'yı beklerken böyle bir şeyde sana F-16'nın ucunu vermezler. Sana verilmeyen F-16'lar Yunanistan'a sürekli, ben Yunanistan'ı çok yakından takip ettiğim için, hem de Viper modernizasyonundaki F-16'lar peyderpey Yunanistan'a veriliyor. 3-5 veriliyor. Demek ki verildiği zaman veriliyormuş değil mi? Sana ne diyorlar? İsveç'i onayla. Yo, Finlandiya'yı onayla. Ondan sonra İsveç'i onayla. Ondan sonra bunu yap, şunu yap. Ya bu nedir? Bir kere vermeyecekler o kadar çok açık ki Amerika'nın. Türkiye ne yapacak burada? İşte seslendiğim nokta bu. Alternatifsiz olmadığımızı göstermek zorundayız. Bak Rusya'da Su-35'ler orada. Yine İngiltere'de Eurofighter'lar, Typhoon'lar orada. Ki İngiltere ile önceki dönem Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü bu konuda. Görüşmesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanı gidip Rusya'da geçtiğimiz yıllarda ziyaret etmedi mi? Su-35'leri inceledi, Su-57'leri inceledi. Değil mi? Çok önemli. Yani alırız gibi bir durum oluştu. Alternatiflere yönelmemiz lazım. Türkiye alternatifsiz değil. Nedir bu F-16 peki, şeyi ya? Nasıl bir alternatif oluştu? Çok basit. Su-35'ler orada. Gidip Rusya'yla nasıl S-400'leri aldın? Gideceksin diyeceksin ki kusura bakma. Dünyada bir savaş ortamı oluştuğu bir şekilde. Belli dünya bir büyük bir savaşa doğru gidiyor. Ben kesinlikle hava kuvvetlerimi daha da üstün bir şekilde tutmak için sizden gelecek keyfi uygulamaları beklemektense aynı Patriotlarda olduğu gibi S-400'leri aldıysak F-16'larda da gideriz onun yerine Su-35'leri aslanlar gibi alırız diyecek iradeye sahip bir hükümet olmalı. Çok net bir şekilde. Bunu çok mu şey istiyoruz ya? Bağımsız politika böyle yapılır. Biz Amerika'nın keyfini bekliyoruz. Amerika Senato'ya verecek. Biden diyor ki ben aslında vermek istiyorum da ama işte Senato var. O bilmem ya. Senato'da Bob Menendez diye tam bir Türk ve Türkiye düşmanı bir adam var. Israrla Temsilciler Meclisi Başkanı kesinlikle diyor ben bu görevdeyken diyor Türkiye'ye F-16'yı onaylamam diyor. Peki bu kadar biz bu kadar kandırılmayalım yani. Evet, elimizi kolumuzu bağlayan evet. Neden nedir? Yani neden bu kadar ABD'ye mahkumuz biz? NATO ülkesiyiz çünkü. Çok basit. Bizim sırtımızdaki en büyük kambur NATO belası. Sen NATO belasından kurtulmadıkça Cumhurbaşkanı bir yandan diyor ki nihai hedefimiz Şangay İşbirliği Teşkilatı'na katılmak. Ne oldu bu nihai hedefe? Kayboldu. Ya birikse başvurumuz yok. Ne kadar ayıp ya. Evet. Dünyada, dünyanın içinde hocam belki gelir. %40'ını mıydı hocam? %42'si. %42'sini oluşturan bu anlamda çok çok önemli dünya ticaretini belirleyecek bir birliğe Mısır, İran, Etiyopya bile bak Etiyopya bile başvurmuş bizim başvurumuz yok. Niye? Çünkü NATO ülkesi. Nedir kardeşim bu NATO? Evet. NATO'nun faydası. Bir de şöyle bir algı yapıyorlar. NATO'dan çıkamayız. NATO'dan çıkarsak bizi paramparça. Daha ne yapacaklar çok merak ediyorum acaba. Daha ne yapacaklar? Çok bir saldırmadıkları kaldı. Onu da yapıyorlar şu an. Dört tarafını senin çeviriyorlar. Dede Ağaç'a bu kadar üstü niye kurdu? İş olsun yani böyle bir şey yapalım diye mi? Amerika'dan sessiz sedasız meclisten bir ona şey geçti. Kanun geçti. Niye çok fazla kimse söylemiyor? Bir ulusal kanal ekranları var. Bir aydınlık var söyleyen gazı. Başka hiç kimse söylemiyor. Nedir o? Amerika şimdi Yunan adalarına, burnumuzun dibindeki adalara da üs kurma hakkı kazandı. Ne oldu Lozan Anlaşması? Hani adalarda silahlandırılamazdı? Yazıklar olsun. Daha ne diyeyim ben? Diyecek evet, bir şey yok peki. Yani. Şimdi bu konuyu Doğan Hocam'ın da yorumu çok önemli. Birazdan o yoruma da bakacağız ama önce kısa bir ara diyor yönetmen arkadaşımız. Hemen bir araya gidelim sonrasında devam edelim efendim. Evet.
Evet, yeniden beraberiz sayın seyirciler ve hemen stüdyoda Doğan hocamıza dönelim istiyorum. Bu İsveç meselesi, bu F-16 konusuyla ilgili nasıl bir yorum yaparsınız? Az önce Kore hocamızı dinledik ama. Tabii biz ne yaparsak yapalım, yani İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmasak da bu F-16 konusunun aynı AB üyeliğimiz gibi süreceğini düşünüyorum. Yani bu her zaman bir şekilde devam edecek. Zaten biz NATO üyesiyiz ama kendimizi savunacak silahlar temin edemiyoruz işte F-16 konusunda olduğu gibi. Teröre karşı tek başımızayız. Yani NATO müttefiki olarak herhangi bir destek alamıyoruz. Kendimizi evet. O anlamda güven içerisinde hissedemediğimiz gibi yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de içeride Suriye'nin içerisinde YPG terör örgütüyle temasların yoğun bir şekilde olduğunu da biliyoruz. Yani bunu bütün dünya biliyor. Peki NATO üyesi olmanın bize ne gibi o zaman getirisi olabilir, faydası olabilir? Yani biz NATO'nun dışında kalsak biz bu iş için daha faydalı bir hale gelir miyiz? Daha karlı çıkar mıyız? Bence çıkarız ama burada kesinlikle. Hakikaten her zaman söylüyoruz. Bir karar vermek durumundayız. Yani bize zenginlik katacak, bize değer katacak, bizimle gerçek anlamda müttefik olacak oluşumların içerisinde olmalıyız. Yani baktığım zaman bir de Macaristan sanıyorum bu İsveç üyeliğine karşı çıkmış. Onlar ne gibi yaptırımlar yapıyor? Onu biraz yakından takip etmek gerekebilir ama bize yapılan haksızlıkların ucu bucağı bitmiyor ve istediğimiz hakikaten ve hak ettiğimiz değerleri ne olursa olsun elde edemiyoruz. Yani NATO'nun tabii bu anlamda yaptırımları bitmiyor. Eğer onların dediğini yapmadığınız zaman size karşı çok büyük stratejiler geliştiriyorlar ki şu an gündemde olan çok büyük bir NATO'nun önümüzdeki baharda planlamayı gerçekleştirmeyi düşündüğü çok büyük bir tatbikat var mesela Rusya'ya karşı yapmayı düzenledi. Şubat-Mart gibi. Bu işte Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinin katılacağı ve 41 bin üzerinde askerin olduğu yani 50'nin üzerinde geminin olduğu çok NATO'nun bugüne kadar çok herhalde yapılacak olan evet, en büyük tatbikatı. Doğru. Aslında baktığımız zaman bu tamamen Rusya'yla yapılması muhtemel bir savaş senaryosunun birebir uygulaması anlamına geliyor bu. Çok büyük bir tatbikat oluşun nedeni de bu. Şimdi amaç eğer, belli aslında diyor. Evet yani. Amaç belli. Amaç tamamen Rusya'ya karşı evet. Yapılan. Zaten geçtiğimiz günlerde NATO genişlemesinden sorumlu başkanı Brezilya ile ilgili bir harita başlattı. Değil mi? Evet. Vermişti. Ediyor, elimizde başlar. Varsa bunu da verebiliriz. Yani evet, evet. Brezilya'yı da tehdit ediyorlar bu anlamda. Aynı zamanında bize sözde Kürdistan haritası oluşturmuşlardı biliyorsunuz. Evet. Yani i̇şte burada görüyorsunuz eğer yani evet, buradaki bu arada. İttifak devam ederse Brezilya'nın da işte devam edeceğini Rusya, Çin, İran bu BRICS'e yönelik. Şimdi bir yandan Hindistan'a bakıyoruz. Oradaki Baharat Yolu adı altında bir proje var. Bir kuşak bir yol projesini karşı. Diğer yandan da baktığımız zaman burada BRICS ülkelerini bölme adına apaçık gündemleri olduğu ortada evet. İşte böylesi bir harita var. Yani bir ülkeyi... İşte NATO bu. Amerika evet NATO bu kafalarına göre bu şekilde bölüyorlar. Yani şimdi önümüzdeki de bu çok büyük bir savaş tatbikatında Rusya yönelik yapılacağı için olası bir Rusya savaşında ne gibi senaryo olabilir? Nasıl bir güç içerisindeyiz? Rusya'ya nasıl karşılık verebiliriz? Tamamen amaç bu. Yani NATO'nun bir her zaman kendisine uygun olmayan bir durum oluştuğunda her zaman karşı bir stratejisi oluyor. İşte bak bölmeye yönelik işte zamanında bize de yaptılar. O yüzden evet. Kore Hoca'nın dediklerine tamamen katılıyorum. NATO'nun bize bir faydası yok. Bizim Avrupa Birliği ülke olma ihtimalimiz pek yok. F-16 konusunda pek ilerleyebileceğimizi de düşünmüyorum ama meclisin yani hal böyleyken İsveç konusunda NATO'ya üyeliği konusunda vereceği karar çok önemli. Ama ben bu kararın ne yazık ki kendi adıma söylüyorum olumlu olabileceğini düşünüyorum. Evet peki NATO tarihindeki en büyük evet. Tatbikat ve az önce Doğan Hocam da ifade etti. Koray Bey siz nasıl yorumluyorsunuz özellikle şimdi, bu tatbikatı? Bu az önce tatbikat, söylediniz hedef Rusya. Evet Rusya'nın burnunun dibinde bunu zaten uluslararası basında da görüyoruz. Mesela bir Yunan gazetesi var bu NATO tatbikatını bahseden onu da verebiliriz konuşurken. Yunan'ın en önemli haber gazetelerinden bu Pentepostagma'da çıktı. Rusya'nın kapı eşiğinde NATO 100 yılın en büyük askeri tatbikatını düzenliyor. 40 bin asker dünya savaşını simüle edecek. Bak dünya savaşına diyor. Şimdi Yunanistan'da bununla böyle çıkması da önemli. Şimdi detayına bakıyoruz. Hedef Rusya. Rusya'nın özellikle üstüne Rusya'nın üzerine karşı bir yapılacak taarruzdan bahsediliyor. Ve çok enteresan. NATO tarihinde de çok böyle ender rastlanan bir husus daha var burada. Gerçekçi haritalar ve bütün gerçekçi senaryolar eşiğinde yapılacak bir tatbikat. Tatbikat bir anda savaşa da dönüşebilir. Onun da altını çizeyim bak. Onu da söyleyeyim. Tatbikat bir anda savaşa dahi dönüşebilir. Rusya'nın asla kabul edebileceği bir tatbikat değil. Maalesef Türkiye'de tatbikat da olacak. Niye? Çünkü NATO ülkesisin. Şimdi Mehmetçik'le Rus ordusu karşı karşıya mı gelecek? Şimdi bu da mesela çok önemli bir soru. İşte NATO'nun zararları diyoruz ya saymakla bitmez. Bu da bir zarardır. Yani NATO'nun oradaki gücü ne gücü ya?
Zaten Amerika şey Almanya 4000'den fazla askerini Litvanya tarafına yığmış durumda. Polonya'ya verilen hava savunma sistemleri ve diğer askeri araç gereçler zaten ortada. Vilnius zirvesinden sonra onun öncesi Madrid zirvesinden sonra alınan kararlarda burada Doğu Avrupa'daki o hattı Polonya, Litvanya, Letonya işte buradaki o hat şimdi Finlandiya'ya kadar uzanacak o hat NATO üyesi olduğu için. Bu hattı Baltık'a kadar taşıyacaklar ve burada Rusya'ya karşı bir taarruz planı yapıyorlar. O taarruz planının hayata geçirmeye çalıştıkları en önemli kısmı bu tatbikat. Zaten askeri tatbikatlar gerçi yani biliyorsunuz savaş senaryosudur aynı zamanda. Savaş oyunlarıdır bunlar. Bu savaş senaryosunda net bir şekilde tatbikatın gerekçesi olarak Rusya'ya karşı yapılacak, Rusya'dan gelecek güya saldırıyı engellemek amacıyla yapılmasını söyledikleri de çok enteresan. Zaten tatbikatın ismi de State Face Defender. Yani bir savunma tatbikatı gibi görünüyor. Ama aslında bir savunma tatbikatı değil. Çok net bir şekilde bir taarruz tatbikatı. Bu tarz NATO'nun tarihindeki en büyük tatbikatını yakın zamanda Şubat-Mart 2024 yıllarında yapacak olması da ayrı bir öneme sahip. Demek ki Şubat-Mart ayında yapılacak bu tatbikatta daha çok ses getirecek. Belki de bunu ilk defa Türk televizyonlarında bugün burada konuşuyoruz. Bu da önemli. Buna da dikkat etmemiz lazım. Rusya burada sizce nasıl bir adım atmalı? Rusya net bir şekilde buna karşı bu tatbikatı istemiyor. Rusya'da bu haberde Moskovski başta olmak üzere sitelerde, haber sitelerinin hepsine baktık. Rusya kesinlikle bu tatbikatı desteklemiyor. Çünkü onun burnunun dibinde, kapı eşiğinde. Yunan gazetesinde dediği gibi. Böyle kapı eşiğinde olan bir tatbikatı asla Rusya desteklemediği gibi tatbikatı akamete uğratma gibi bir niyeti de var Rusya'nın. Haklı olarak. Yani Belarus'ta yaptığı işbirliği çerçevesinde caydırıcı taktik nükleer silahlarının da gündeme gelmesi bu tatbikatı erteleyebilir. Daha önce böyle ertelenen tatbikatlar var. Ya da tatbikatı başka bir evreye çevirebilir. O yüzden diyorum tarihindeki en büyük tatbikat ve ilk kez savaş senaryoları kapsamında kullanılacak gerçekçi haritalar var. Yani bu da önemli diye düşünüyorum. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz.